Bulgaristan'da Türklerin yaşadığı yeni mahalle köyüne gideceğiz bu kez. Rodopların eteklerinde geleneklerin özenle korunduğu bu köyde Anadolu ve Rumeli Türklerine ses veren bir isim var, Enver Sofu. Temsilcimiz Sevda Dükkancı, halk sanatçısı Enver Sofu'ya konuk oldu. Türkülerle geçen yılların hikayesini de devralim için dinledi. Seni bu diyardan alıp kaçayım, edalı işveli köylü güzeli. Bulgaristan'da rodoplar eteklerinde genelde Bulgarların yaşadığı Batak bölgesinde tamamen %100 olan bir Türk köyü var. Yeni Mahalle, Nova Mahalla. Burada yaşayan, Anadolu'dan göç eden ve özellikle Konya'dan oldukları da tahmin edilen bu Türkler bugün itibarıyla da 2016'da da dilini, dinini koruduğu gibi tabii birbirinden güzel türküleriyle, folkloruyla da dikkat çekiyor ve onları yaşatan insanlar da var. Göğsüne takılmış kokulu zümrüt, edalı işveli köylü güzeli. Türk sanat müziğini TRT Radyosu'ndan, Rumeli türkülerini ise nene ve dedelerinden öğrenen bir isim. Edalı işveli köylü güzeli. Rumeli türkülerini dedelerimiz, nenelerimiz bu türküleri söylüyormuş zamanında. Zamanında da. Radu'dan önce yok, bunlar da öğrenmişler. Sofi Radusu vardı, Kadir Latifo vardı, Allah rahmet eylesin. Aman aman aşikar olur, bize bu ayrılık Mehmet Mevlam'dan oldu. Aman aman. Yıllardır yanından hiç ayırmadığı parçasıysa otantik banço ismini verdiği saza benzer enstrümanı. 1960 yılında askerlik bitirdikten sonra müzisyenliğe başladım ben, müzisyen. O zaman oldu, mandolina çalardım ilk önce. Ondan sonra uta geçtim, utu da bıraktım. İşte bunu aldım, geçtim Berlin'e kadar gittim. Berlin'den dönüşümde aldım işte bunu. Oradan aldım, Berlin'den aldım. Ne deniliyor buna? Çok buna enteresan bir... Bu Amerikan çalgısı, banjo derler buna. Derler ki bak nerede ta Sofya'ya işte 200 kilometre uzaklıkta Rodoplar'da, Balkanlar'da böyle bir Amerikan banjosuyla güzel Türkçe türküler veya sanat müziği söyleyen bir kişi. Sizin böyle hani kökeniniz hakkında neler biliyorsunuz? Burada bu Türk varlığı ne zamandan beri? Türk varlığı çoktan var. Evet, Türkler zaten Viyana kapılarına kadar zamanında gitmişler. Bu Türkler yaşamış burada. Biz onların, Osmanlıların torunlarıyız biz. Osmanlı zamanından beri torunlarıyız, onların burada yaşıyoruz. Tunan ekri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, ben Plevne'den çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, ben Plevne'den çıkmam diyor.